Hadi inat etme, bir özür dile Selim Hoca da. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım ya. Ya adamı bıçakladın, daha ne yapacaksın Serkan? İki gündür yukarıda yatıyor. Ben aslında işimi doğru düzgün yapsaydım, o şimdi mezarda yatıyor olacaktı da beceremedim. Ya sen ne onursuz, ne şerefsiz bir adam oldun ya. Senden utanıyorum. Biliyorum utandığını. Bizi köşe bucak saklamandan belli oluyor zaten. Benim kimseyi sakladığım falan yok Serkan. Ben iki kardeşimi de çok seviyorum. Ama sen hiç beni sevmiyorsun. O nereden çıktı ya? Ben seni sevmesem böyle peşine dolanır mıyım? Ya sevmek bu değil ki. Sen her an kalbime hançer saplıyorsun. Yanında polisle, elinde kelepçeyle. Seven bir insan sevdiği kişiye bu kadar ızdırap vermez ki. Ben sana ızdırap mı veriyorum ya? Hem de çok büyük. Ya bak adam senden şikayetçi bile olmadı. Ne var teşekkür etsen? Yaptıkların için bir özür dilesen. Tamam. Öyle olsun. Özür dileyecek misin? Tamam. Götür beni yanına. Hocam müsait misiniz? Gel Seza. Ben de sıkıntıdan bakınıyordum öyle. Hocam Serkan size bir şey söyleyecekmiş. Eğer bir daha seni ablamın yakınında görürsem, bu sefer işimi yarım bırakmam, gebertirim seni. Serkan! Hocam çok özür dilerim. Ah bu çocuk. Seza çocuk değil o. Bırak peşini. Hocam. Bırak peşine, büyümesine izin ver. Bak, hep böyle peşinden koşarsan, onu tamamlarsan hep bir yanı eksik kalacak. Hiç büyüyemeyecek. Sen şimdi bırak kardeşini. Gel bakayım buraya. Hocam bir şey mi istiyorsunuz? Ben vereyim, siz değinmeyin. Tamam. Aç bakayım şurayı. Orada bir paket var. Bu mu hocam? O senin. Benim mi? Evet. Hem hayatımı kurtardığın için hem de yılbaşı hediyesi. Ya hocam ne gerek vardı? E hadi aç. Hocam teşekkür ederim, utandırdınız beni. Neymiş o, ben kaçırdım galiba. Selim hocam bana hediye almış da üstünde de yılın en iyi hemşiresi yazıyor. Çok iyi değil mi? Çok iyiymiş. Ben bir hastaya bakıp geleceğim.